çıkartacak. Açıkçası tehlikeli bir seçim. Çok tehlikeli bir seçim. G2'nun da odağının biraz alt koridor olacağını, alt koridorda ve alt koridorda perks çok umarsızca kullandım manasını. Muhtemelen bir E kullanmak için, bir kitle kontrol kullanmak için de manası olmadı. Bu arada orta koridora baskın 2x'en. Kepsen direkt olarak ulti kullanıyor. Redder bakalım çıkabilecek mi oradan? Kepsen sarnı yaktı ama çok iyi yetişti oraya. Shaosu ve Bugi ikilisi. İlk an Shaosu da kalıyor. Yalnız diğer tarafta sen bahsetmiştin Sekinbez. Ormandaki Fak Yankos'un lane'e. Ve teknik koridorlarda işler fena gitmiyor aslında G2 adına. Onu söyleyebiliriz. Caps'in verdiği skoru harcında. Seçim yasaklama ekranında Hetzenauer de bahsetmişti. Gerçekten Sidus için müthiş çalınacak ultiler var. Bir tane Sejuani ultisi vardı. Yankos yakalandı. Yankos kendi ultisiyle sersemletiliyor orada. Anında düştü. Bu arada alt koridorda güzel yemledi Perks rakibini. Şimdi oraya bir baskın geliyor Perks. Yankos'tan. Mikkex'in canı çok az. Shaosu düştü burada. Betin üzerinde kırmızı güçlendirme var. Ve onu yükleri takip etmeyecekler. En önemli altın kazandı acaba? Ve tam sıçralar vesaire de gelmek üzereydi. Muhtemelen ona hesap ettiler. Rakibin sıçraları yok. İşte deneriz diye. Ama biraz riskliydi. Flash olsa dakika 10'da. Okyanus ejderini alıyor. Çarpı da yoktu bugün ama rahat bir biçimde aldılar. Herhangi bir karşılık gelmedi çünkü G2'dan. Haritadaki üstünlüğünü ciddi anlamda sonuca dönüştürmüş olacak. Yani Mikkex oraya doğru yaklaşıyor ama Yankos üste döndü. Ve bu alamet alınacak. Alamet bitti bile. Koridor değişikliğini de çok daha erken yaptı. Flash Wolves ve dakika 11'de vade alameti alınıyor Flash Wolves tarafından. Bu arada Bugi üst koridora yaklaşıyor. Bir baskın deneyebilir buraya. Morgana'nın bitkinliği var şu anda. Rek'Sai baskını başlattı. Direkt olarak sıçra geldi. Geç bir kara kalkan. Orada yalnız Perk sıçrayla çıkıyor. Harika bir kronometre ulti kullanımı ve Raven ultisi muhteşem geldi. Resmen bomba combo izledik. Bugi kule altında skor alıp çıkacak. Yalnız kovalayan taraf burada G2. Wunder geldi buraya ve Wunder skoru takım arkadaşına hediye etti adeta. 3'e 1 bir değişim izledik ama G2 jeneriklik bir takım savaşı oynadı. Problem şu, yani problem alt koridor 2'ye 2'sini kazanmaları gereken bir 2'ye 2'yi kazanamadıkları için bu arada. Şimdi bir deneme, yalnız Caps inanılmaz bir hasar çıkardı. Meti'yi teklemeyi başarıyor Caps. Shaosu da düşecek burada, ireli ultisi de çok iyi geldi. Hanabi buradan çıkmaya çalışıyor, karanlık hesart kaçtı. Wunder kötü pozisyonda kalabilir şimdi. Wunder'e yardım etmesi lazım bakım arkadaşlarım. Wunder genç bir sıçra ama 3 kişilik bir sersemletme. Wunder çıkacak oradan. Çalıya kafa attı orada Flash Wolves ve normalde karşılayan oyuncunun akali olmasını beklemezsiniz ama o kadar mobil ki 4 kişinin içerisinden Betty'yi teklemeyi başardı. Betty'nin şifasını kullanmasına rağmen düşündü. Aynen öyle, sıçrasını kullanmadı ve muhtemelen hasarı tahmin edemedi o ulti hasarını, ikinci ulti hasarını. Fakat canaz olduğunda daha çok vurmasından kaynaklı. Orada orta koridoru yine iyi bir rotasyon. Caps şimdi Redder'la birebir yapıyor burada. Yarıcanını aldı şimdiden ama Redder Akali ultisini gasp etti. Akali'den kullanılan bir ulti var Perks. W'yu kullanıyorum sanırım değil mi? Bir taraf canı azken daha fazla can doldurmayı beklerken canı iyice azaldı. Ama işte muhtemelen isabet ağacından da en alttaki Kudegra. Ve artık yani Redder'ın da büyü direnci almadığı takdirde bu tarz senaryolarda sürekli düştüğünü görebiliriz. Şimdi üst koridora 3 kişilik bir baskın var. Güzel bir yan adım Wunder'den. Ultisini kullanıyor. Shaosu'nun üzerine odaklandı. Işından kullanıldı şimdi üst koridora. Wunder bayağı bir zaman kazandırdı orada ama en sonunda düşecek. Ve buraya kadar altını Bukiye gitti. Caps'e geldiği gibi uzaklaşmaya çalışıyor buradan. Burada bir şeyler isteyebilir yalnız Flash Wolves. Hala Kenan'ın ultisi var ve kullandıkta sadece Nautilus ultisi var. Burada daha agresif bir şekilde görüşü kovalamalarını ve Redder'la beraber bir ulti çalıp oynamalarını beklerdim ama... Burada Caps, Shaosu'nun üzerine doğru gidiyor, ultisi var. Shaosu'dan kullanılan bir kronometre. Caps orada çok fazla hasar çıkardı Shaosu'nun üzerine. Deneyecek maça ve skor alıp burada sıçrayla çıktı. Hala ultisini korumak istiyor Caps. Bakalım ultiyi kimin üzerine doğru kullanacak Hanabi. Harika bir ulti kullanım ama müthiş bir bitkinlik geldi. Şimdi savaşı dahil olan bir Betty var. Diğer tarafta Perks'ün üzerinde Perks Bugi vardı. Perks orada korumayı başardılar. Mikkex şimdi takım arkadaşının yanına gitmeye çalışıyor ama Mikkex avladı Betty. Harika bir kronometre kullanımı da... Redder'dan, Redder hayata geri döndü. Redder düşecek burada. Perks'ün canı 160 dolaylarında. Yalnız Wunder'in girişi burada işleri değiştirecek gibi duruyor. Perks'te! Orada Betty birbirini düşürdüler. Ve Bugi burada hayatta kalan son isimdi. Hanabi ile birlikte. O da düşüyor. 4'e 3'lük bir değişim izledik. Bunu bıraktılar. Şimdi araya girdi Caps. Shaosu'nun canı yarıya kadar düşmüş durumda. Ne yarısı? Bitmiş bile Shaosu'nun canı. 5. skoru veriyor. Yalancı zırhım ki. Aynen ya. Ne kofti çıktın sen Nautilus ya? Yok ya, bu
Caps isimli genç arkadaş biraz iyi oyuncu. Aa, bozamadım. Der. Yani ulti tutsan olacaktı. Ultisinin bir anlık şeyi var ya. O ultisi yani teleport ışınlarını bozuyor sanırım. Ha öyle mi? Kesinlikle hayatta kalacaktır yani Caps. Bu arada üst koridor dışında her yer... Ooo şimdi yan taraftan kullanılan bir ulti savaş sesinden Yankos. Ulti dediğin anda... Onun için şimdi işi Baron'a doğru dönmeye gerek yok. Alevejlerini aldıktan sonra sıfırlayarak ondan sonra Baron tarafına gidecektir Jito. Bu arada Draven da istediği yüce kıvama daha yeni geldi. Bu üstü dönüşüyle bitirecek. Orada olduğunu biliyor şu an Jito'nun Flash Wolves. 4000'de bitirmeye karar verecekler. Caps diğer tarafta rakibini oyalıyor ve Baron bitti. Baron bitti bile. Caps burada Redra biraz hasar verdi. Biraz riskli olabilir. Caps ultisini kullandı orada. Buradan da Jito rahat rahat ittiriyor. Caps'ın ultisi yaklaşık 20 saniye içerisinde gelecek. Ve bir yan taraftan o da biraz baskı kurmak istiyor. Bu arada Mete yarı canı düştü. Xiaosu'dan bir deneme güzel bir kara kalkan geldi. Perks arka tarafta iyi pozisyon aldı burada. Yankos 5000'e kadar çıkardı canını. Rakiplerini tanklıyor. İrelia ultisi kullanıldıktan sonra Redder düşecek. Sejuani ultisiyle Xiaosu'yu yakaladı. Mete'den kullanılan bir ulti var ama Mete yakın savaşta hasar çıkaramayacak gibi duruyor. Orada takım arkadaşlarını korumak adına Hanabi. O neydi? O crit neydi? Defansif bir hamle. O crit neydi? 680 mi gördüm ben orada? Valla ben 680. Daha savaş başlarken bir tane baltanın Mete'yi yarı cana indirdiğini 704 gördüm. 704 geldi. 500 vuruyor zaten. 668 bunu gördüm galiba ben biraz evvel yine. Bu arada 30 dakikalık karşılaşmanın sonucunda G2 5. galibiyetini alıyor. Ve bu da G2 ilk 4'ü garantiledi demek. G2'nun farkındalığı o kadar yüksek ki Yankos üzerinde Morgana ultisi olan ve içeriye girmeye takım savaşı arayan Redder'ı kutup saldırısıyla beraber durdurdu. Takım savaşı bitti o anda. Aynen öyle. Daha takım savaşı başlarken yalnız bir tane balta yedi Betty. Betty savaşa girebilecek durumu kalmadı. Diyebilir miyiz Kaan Kural? Efendim? Betty benzi attı diyebilir miyiz? Demesek daha iyi.